Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen. prototurk.com adresi için ve kişisel sistem olan Erbilen.net adresi için hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hoş geldiniz. Ee, bu videoda PHP'de sınırsız parametre göndererek bu parametrelerle işlem yapmayı göreceğiz. Ee, aynı zamanda bu parametreleri safe link'e uygun bir şekilde göndereceğiz. Ee, normal olarak önce bir index PHP oluşturalım ve e, nasıl parametre gönderiyorduk onu bir hatırlayalım. Ee, örneğin hiçbir şey yazmayalım şu an buraya yeniliyorum şimdi index.php yazabiliriz direkt bu şekilde örneğin doğu parametresine e, erbilen derim ve isim parametresi ikinci bir parametre tayfun derim üçüncü bir parametre nedir site prototürk derim şimdi ben bunun aynısını link'e uygun bir şekilde erbilen tayfun prototürk şeklinde yazabilirdim doğru mu? doğru şunu bir şöyle kaydedelim. Bir de bunu böyle kaydedelim. Bu yapıya göre sınırsız parametre gönderebilmem lazım. Yani şunun devamına şunu da eklersem hiçbir şekilde bir şey düzenlemeden bu parametrelere ulaşabilmem lazım. Bunun mantığı aslında çok kolay. Önce bir HTTP akses dosyası oluşturalım. Bunun adını HTTP olarak değiştirelim. Dosyamız oluşmuş olacak zaten. Evet içine e, Rewrite Engine on diyerek başlatıyorum e, ve şöyle bir şey yazacağım. İlk başta kontrol yapacağım. E, bu parametreye gireceğimiz değerler eğer şey değilse bir dosyayı ya da dizini temsil etmiyorsa anlamını taşıyan bir kod yazacağım. Rewrite cont diyeceğim. Request file name dizin ya da dosya değilse işleme devam et. Rewrite rule diyeceğim. Bu zaten standart yapıdır. Index.php Ben par diye bir parametrede toplayacağım her şeyi. Ve şu an için her şeyi kabul ederek yapalım. Birazdan bunu değiştireceğiz zaten. Yenilediğim zaman gördüğünüz gibi artık nedir? İstediğim kadar parametre gönderebiliyorum. Şimdi Tabi bir de bunun PHP tarafında bu parametreleri almam lazım. Par diyeceğim. Get par. Eko par. Bakalım ne yazdıracak bizi. Gördüğünüz gibi parametrelerimizi başarıyla yazdırdı. Şimdi ne yapalım? Explot ile parçalayalım bunları. Slash'tan itibaren. Printer'e par diyelim. Evet gördüğünüz gibi yine başarıyla yazdırdı. Sonuna slash koyduğum zaman e, nedir? Boş bir parametre yine, yine aldı. E, bunu almaması için ne yapacağım? Şunu diziyi array filter fonksiyonu içerisine alayım. Tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi boş alan gitti artık. Sıkıntımız kalmadı. E, örneğin şöyle bir şey yapabiliriz. Switch case yapısı yapabiliriz. Switch par derim. E, hatta hiç switch case yapısı da yapmayız bir saniye. <laughs> örneğin işte buradaki parametre ismine göre direkt fonksiyon çalıştıralım. Eğer o fonksiyon varsa önce fonksiyon olup olmadığını kontrol ettirelim. File exist diyeceğiz. Par ama par hangisi? Par sıfır önce değer. Yani ilk parametremde bir fonksiyon varsa nedir? Call user function fonksiyonum ile bu fonksiyonu çalıştıracağım. Parametre olarak da bunları yine diz olarak gönderebilirim. Ee, else yoksa da echo ana sayfa diye yazdıralım örneğin şimdilik. Şu an bakıyoruz. Tabi erbilen diye bir fonksiyonum olmadığı için ot otomatik olarak ana sayfa diye yazdırdı. Hemen altında e, ee, erbilen fonksiyonunu bir oluşturalım bakalım. Function erbilen dedim. Parametreleri de alayım. Printre par diye bir bakalım function exists ha, file demişim pardon <laughs> ben de diyorum neden bu şey oldu renkli oldu normalde böyle yazdığımda renkli olmuyordu ama evet şu an gördüğünüz gibi başarıyla çalıştı yani ben şu an yazdıklarım erbilen fonksiyonu için geçerli echo burası erbilen parametresi diyelim gördüğünüz gibi tabi Türkçe karakterleri aldırmayın çünkü bir charset tanımlamamız yok e, bu şekilde ne yapmış olduk Parametremizi alıp fonksiyon çalıştırmış olduk. Örneğin hiç parametresiz girelim bakalım. Ee, tabii bu hataları verebilir. O yüzden şunların başlarına şöyle koyalım. Başka bir de 7 de varmış. Bir de şuraya koyalım o zaman olsun bitsin. Evet şimdi e, prototürk diyeyim. Böyle bir fonksiyonum olmadığı için çalıştırmadı. Hemen bir tane de prototürk fonksiyonu oluşturalım proto türk fonksiyonu ve bakalım sadece proto türk gördüğünüz gibi geldi örneğin üye tayfun erbilen dedim. şimdi ben buradan bildiğim için tabi hangi parametreler gönderdi mi bu nedir gördüğünüz gibi dizimin içerisindeki iki değerli parametrem. o yüzden üye adı eşittir diyeceğim par 2 if diyeceğim mesela üye adı eşit eşitse tayfun boşluk erbilene Eko burası üyenin profili diyelim. Else Eko yanlış kullanıcı adı girdiniz. Hemen bakalım. Yanlış kullanıcı adı girdiniz dedi. Şuraya bir iki dakika Charset tanımlaması yapalım. Türkçe karakter hatasını almamak için. Evet yanlış kullanıcı adı girdiniz dedi. Tayfun boşluk Erbilen dediğim zaman burası üyenin profili dedi. Şimdi ben burada ee, bakayım. Normal şartlarda işte nedir bu olsun. Bakayım mesela bu tarz ee, nedir arkadaşlar? Karakterlerin çalışmasını istemezdim açıkçası. Sadece slash ve işte tire ya da alt tire olması yeterli. O yüzden bunu şöyle değiştirelim. Evet bu şekilde şu an çalışmayacak Tayfun Erbilen şu an ıı, çalışması gerekir diye düşünüyorum <laughs> bakayım 09 Ha, şuraya bir artı koyalım. Evet yanlış kullanıcı adı girdiniz dedi doğru çünkü biz daha onun o şekilde kontrolünü yapmadık bu bu şekilde olacaktı. Burası yeni profilleri gördüğünüz gibi. Şimdi artık nedir? Türkçe karakter çalışmayacak burada. Çalışmasını isterseniz deminki gibi yapabilirsiniz. Ee, ama bu şekilde daha mantıklı. Zaten selflink'te Türkçe karakter olmuyor çok fazla. Çok fazla değil. Benim gördüğüm hiç olmuyor. Yani işte hani belki bazen yapılabiliyor o ayrı. Ee, işte bu şekilde fonksiyonlarla kontrol ettirebilirsiniz. Atıyorum bir üye profil yapacaksınız bu şekilde. Hatta direkt şurayı üye Tayfun Erbilen yapalım. Bu fonksiyon ismini üye fonksiyonu olarak yapalım. Yanlış 31 dedi. 31, 31. Ha tabii şurası bir olacak artık. Burası üyenin profil dedi gördüğünüz gibi. Yani atıyorum bir üye profili bölümü yapmak istediğiniz denizde 2 saat burada hadi ihtiyaç sesiyle uğraşayım. Hadi burada switch case oluşturup yapayım falan yok. At, direkt buradaki ilk parametre ismiyle bir fonksiyon oluşturup bu fonksiyon içerisinde diğer tüm e, parametreleri alıp işlem yapabilirsiniz. E, burada ben direkt üye adı eşitse Tayfun Erbilen dedim ama siz üye alıp veri tabanınıza sorgulayıp eğer böyle bir kullanıcı varsa işte burada profil adresini e profilini gösterebilir. Yoksa site adresini direkt ana sayfasına yönlendirebilirsiniz. E, bundan sonrası artık tamamen size kalmış. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlatabilirim şimdi yararlı, yararlı olmuştur. Eee htaccess'i çalıştırmak için Apache modüllerinden e, rewrite modülünün aktif olması gerekir. Bunu da unutmayın. Eğer siz lokalde deniyor da çalışmıyorsa bunun sebebi budur. Bunu php.ini'den aktif edebilirsiniz. Başındaki o noktalı virgülü kaldırıp Apache server'ınızı yeniden başlattıktan sonra Apache e, aktif olacaktır sanırım. Genelde şeydir. E, web sitelerde sonuçlarda aktiftir. O yüzden sıkıntı olmadan kullanabilirsiniz. Bu dersimizin sonuna geldik. Kaynak dosyaları da sizinle paylaşacağım. Bir başka derste görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.